Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz travmatoloji ve ortopedi uzmanı Operatör Doktor Ferdi Sarı. Konuğumuz tenisçidir Cİ. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kısaca kendinizden bahseder misiniz hocam? Ben Doktor Ferdi Sarı, ortopedi travmatoloji uzmanıyım. 42 yaşındayım. Üniversite Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Kartal Eğitim Araştırmadan uzmanlığımı aldım. Yaklaşık bir yıldır da muayenehanemde hastalarıma hizmet veriyorum. Hocam genelde biliyorsunuz insanlar kolu ya da dirsek ya da el ağrıdığında bu soldan gelirse şey diye düşünüyorlar. Acaba kalp krizi mi geçiriyorum diye ya da boyun fıtığı mı diye. Farklı yani hastalıklar farklı farklı. Bu da sizin alanınız olduğu için biz bugün tenisçi dirseğini konuşmak istedik. Çünkü toplumda pek bazı kişiler tarafından bilinmiyor. Ya da tenisçi deyince sadece bu tenis oynayanlarda mı gibi algılandığı için. Hocam tenisçi dirseği nedir, neden olur? Şimdi tenisçi dirseği ilk olarak tenisçilerde ortaya çıkan bir durum olduğu için ve o şekilde literatüre girdiği için o isimle adlandırılmış. Özellikle bir şeyi sıkma ve dirsek hareketlerinin zorlama sonucu oluşan bir durum olduğu için ismi tenisçi dirseği olmuş. Ama kolunu zorlayan, koluyla iş yapan ya da çok ev işleriyle haşır neşir olan, özellikle bez sıkma, indir kaldır işleri yapan kişilerde de sık görülen bir durum. Patolojisi ise şu şekilde: kolun dış tarafındaki, yani lateral epikondilit dediğimiz, epikondil dediğimiz bölgenin enflamasyonu, yani oranın vücudun oluşturduğu reaksiyonla beraber ödem, şişme, ağrıyla karakterize bir hastalığı. Yani sadece tenisçilerde görülür diye bir şey yok. Koluyla iş yapıp zorlayan, o bölgeyi hareketlerinde fazla bir hareketi olan, ev işlerinde fazla titiz, özellikle ev hanımlarında görülen bir hastalık. Peki tenisçi dirseğinin belirtileri nelerdir hocam? Her hastalığın belirtisinde olduğu gibi tenisçi dirseğinin de majör belirtisi ağrı. Özellikle kolun dış tarafından başlayıp el üstüne doğru yayılan bir ağrıyla karakterize. Bu ağrı genelde kol hareketlerinde, indir kaldırmada, en küçük bir mesela çaydanlık kaldırıp indirmede bile ağrıyla başlayan ve rahatsız edici, günlük hayatı etkileyen bir hastalık. Ağrının dışında ilerleyen aşamalarda tabii ki hareket kısıtlılığı, uyuşma, yanma gibi şikayetlerle de karşımıza çıkabiliyor. Peki hocam belirtileri sadece dirsekten aşağı mı? Mesela dirsekten yukarı omuza doğru da ağrılar vurabiliyor Şimdi mu şöyle, belirtilerinde? tenisçi dirseğinin patolojisine bakacak olursak dirsek altında bir bağlantısı yok. Ama vücudun mekaniğini bozduğu için, dirsek hareketleri zorlandığı için bu sefer hastalar daha çok omuzla iş yapmaya başlayınca bu sefer ağrı omuza da yayılabiliyor, boyuna kadar yayılabiliyor. Belirtilerini parmaklarımızda daha çok hangi parmaklarda ağrı ya da uyuşma hissedilebiliyor hocam? Genelde en üst, kolun üst kısmından başlayıp lateral bölge dediğimiz, yani baş parmaktan içe doğru yayılan bir durum. Hastalık ilerledikçe baş parmaktan diğer parmaklara doğru yayılıyor. Uyuşma da çok fazla ödem olursa veya orada bir sinir sıkışmasına sebep olursa o zaman görülüyor. Daha çok ileri aşamalarda görülüyor. Peki tenisçi dirseği tanısını nasıl koyabiliyoruz ya da Tenis, hangi yöntemler uygulanıyor tenisçi hocam? dirseğinde en önemli tanı yöntemi fizik muayene. Hastanın kolunu muayene ettiğimiz zaman, o hasta aslında lateral epikondil dediğimiz bölgeye dokunduğumuz zaman ağrı hissediyorsa eğer, buna tenisçi dirseği tanısını koyabiliriz. Hastalığın derecelerini belirlemek içinse MR yöntemini kullanıyoruz. MR çektiğimiz zaman oradaki yırtık, ödem vesaire, bu şekilde patolojileri sınıflandırabiliyoruz. Peki tenisçi dirseğinde elde uyuşma olur mu diye soracaktım. Biraz önce söylemiştik. Evet. Bunu kalp kriziyle karıştırma şekilde mi nasıl bir uyuşma oluyor hocam? Uyuşma kalpten biraz daha farklı. Mekanik bir durum olduğu için genelde kolu zorladığında ağrı ve uyuşma, yani ilerlemiş aşamalarda hissediyor. Kalp krizinde daha çok insanlar kol kullanma değil de normal bir efor halinde ya da istirahat halinde kolda ağrı, uyuşma hissedebilirler. İkisinin biraz ağrı yapısı, uyuşma yapısı biraz farklı bu yönlerden. Tenisçi dirseğinde hareket ettiğimiz Evet, daha anda çok hareket ve uyuşmalar. zorlama sırasında ağrı hissederler. Peki tenisçi dirseğini hocam hangi hastalıklarla karıştırabiliyoruz? Tenisçidir, senin karıştığı hastalıklar yine kolla ilgili sinir sıkışmaları. En çok karışanlar bunlar. Çünkü kolda birçok sinir yapısı olduğu için bunlarla karışabilir. Yine omuz hastalıklarında, omuz tendinitlerinde kola vuran ağrılar olduğu zaman onunla karışabilir. Bir de boyunla ilgili durumlarda, yani boyun fıtığı gibi hastalıklarda, yani boyundan gelen sinirlerle ilgili hastalıklarda
boyun patolojilerinde yine bir karışma durumu olabilir. Peki karpal tünel sendromu, yani S'deki sinir sıkışmasında da karışıklıklar olabiliyor mu hocam? Olabilir. Karpal tünel sendromu daha çok parmaklarda uyuşma ile karakterize bir durum. Şikayetler ağrıdan çok uyuşmayla karakterize. Kişi parmaklarını çok hissetmediğini, karıncalandığını, özellikle gece kalkıp ellerini sallayarak rahatlamaya çalıştığını ifade eder. Bunlar da yine karışabiliyor tabii ki tenisçi dirseğiyle. Hocam, tenisçi dirseği daha çok kimlerde görülüyor? Tenisçi dirseği adı üstünde spor yapan, kolunu zorlayan kişilerde görülüyor. Bu ismi de oradan geliyor zaten tenisçilerde. İkincisi koluyla iş yapan, indir kaldır, sıkma hareketi, çırpma hareketi yapan, işi bu şekilde olan kişilerde. Ama bizim toplumumuzda en çok ev hanımlarında görülüyor. Temizliğe böyle çok kafayı takan, günde birkaç sefer temizlik yapan, bez sıkma, çırpma, silme hareketlerini bilinçsizce yapan, kontrolsüz yapan ev hanımlarında çok sık görüyoruz. Peki tenisçi dirseğin tedavisi nasıl olmalıdır hocam? Şimdi tenisçi dirseğinde önce kişiye neler yapması ve yapmaması gerektiğini anlatıyoruz. Neler yapmayacak? Çok fazla kolunu zorlamayacak. Özellikle ağırlı dönemlerde ağır kaldırmayacak, bez sıkmayacak, silkeleme, çırpma hareketleri, bunları çok fazla yapmayacak. Yapmak zorundaysa kademeli olarak yapacak. Dinlene dinlene işini gücünü yapacak. Onun dışında yapması gereken bazı egzersizler oluyor. Onu fizyoterapistimiz kendilerine veriyorlar. O egzersizleri yapıyor. Yine kola takılan tenisçi dirseğinde o bölgeyi sabit tutan bandajlarımız var. Onlardan kullandırıyoruz. Antiinflamatuar dediğimiz hem ağrıyı kesen hem de antiinflamatuar özelliği olan ilaçlar veriyoruz. Bunlardan sonraki yöntemler ise enjeksiyon yöntemlerine geçiyoruz dirsekte. Tam olarak kolunuzda gösterecek olursak ağrıyı nerede hissediyoruz hocam? Ağrı şu şekilde, kolun dış kısmında. Şu şekilde. Dirseği büktüğümüz zaman zaten elimize gelir bir çıkıntı. Lateral epikondil dediğimiz bölgeden başlar. Dirseğin bu en çıkıntılı bölgesi. Buradan buradaki kaslara doğru, ekstansör kaslara doğru bu şekilde yayılıp elin üstüne doğru yayılır. Peki hastalar ne zaman doktora başvurmalı hocam? Hastalar şöyle, tabii ki ağrı hissettikleri zaman bize direkt başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü bu çok dirençli bir hastalık. Yani biraz ilerlediği zaman ilaçla vesaire şeylerle geçmesi çok zor oluyor. O yüzden ilk aşamalarda bize geldikleri zaman yapacağımız tedaviyle olayın ilerlemesini önlüyoruz ve tedavi daha kolay hale geliyor. Peki tedavi edilmezse tenisçi dirseğinde neler olabilir? Tedavi hocam? Edilmezse oradaki kaslardaki harabiyet artmaya başlar. Epikondil dediğimiz bölgeden o kaslar kopmaya başlar ve çok ilerleyen durumlarda orada yırtıklar büyüyüp ameliyatlık hale gelebilir. Peki kolumuzu kullanamama durumuna kadar gelebilir miyiz hocam? Yani kolumuzu kullanamama derken tabii ki işimizi yaparken, günlük hayatımızı yaparken kol vazgeçilmez bir uzuvumuz. Bunda çok zorlanabilirler. Günlük hayatını etkileyecek dereceye kadar gelebilir. Tenisçi dirseğe bandı ne işe yarıyor? Nasıl bir etki gösteriyor tenisçi hocam? Tenisçi dirseğe bandı mantığı orayı sabit tutması. Kasların üzerine o bandı koyduğumuz zaman kişi kolunu hareket ettirdiği zaman orada belli bir stabilite sağlayınca iyileşme daha kolay oluyor. Oradaki enflamasyon azalıyor. Mantığı bu şekilde. Tenisçi dirseğinde cerrahi tedavi var mıdır? Varsa nasıl yapılıyor hocam? Şimdi cerrahi tedavi şu şekilde. Biz önce hastaya cerrahi olmayan bütün tedavileri uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? İlaç veriyoruz, bandaj veriyoruz, PRP yapıyoruz, PRF yapıyoruz, bazen kök hücre yapıyoruz. Bunları yapıyoruz. Eğer bunlardan bir sonuç alamazsak tenisçi dirseğinin ameliyatları var. Ameliyatta ne yapıyoruz? O bölgeyi açıyoruz. Küçük bir insizyonla, yaklaşık 4-5 santimlik bir insizyonla açıyoruz. Oradaki harap olmuş kasları temizliyoruz. Ve yine yırtık olan bölgeleri dikiyoruz. Bir de daha iyi kanlanması için o bölgeye kemiğine küçük delikler açıyoruz ve kanlanmasını sağlayıp iyileşmesi için böyle bir tedavi uyguluyoruz. Ne kadar sürüyor hocam tenisçi dirseğinin iyileşme süreci ya da ameliyat oldu ne yapması gerekiyor? Ameliyattan sonra ortalama bir 15 gün kolunu istirahate alıyoruz. Ondan sonra da yaklaşık bir 3 hafta 4 haftada ağrılardan kurtulmuş oluyor. Askıya alınır şekilde mi istirahat almamız gerekiyor? İstirahat askı olur ya da kişi kolunu hareket ettirmeyecek şekilde kendini nasıl rahat hissediyorsa o pozisyonda olabilir. Peki
insanlar pek doktora gitmediğini böyle alternatif tıp şey tedavileri tercih ediyorlar. Böyle bir alternatif tedavi var mı hocam tenisçi dirseğinde? Yani alternatif tedaviler tabii ki olabilir ama biz tıp hekimi olarak çok alternatif tıpla haşır neşir değiliz. O tedavilerle ilgili çok bilgim yok açıkçası. Peki tenisçi dirseği tekrar nükseder mi hocam tedaviden sonra? Şimdi biz hastalığın derecesine göre uygun tedaviyi yapıp hasta da önerilerimize uyarsa nüksetme oranı çok çok düşük. Yani %1 bile değil, öyle söyleyebilirim. Peki sağ ya da sol kolda tenisçi dirseğinde farklılıklar olabiliyor mu hocam? Kişinin sağ kolunu ya da sol kolunu hangisini kullanıyor daha çok, o önemli. Tabii ki hangi kolunu kullanıyorsa genelde o tarafta daha sık oluyor. Orayı da daha çok haşır neşir olduğu için. Diğer yani baskın olmayan tarafta olan kolda olduğu zaman tedavi biraz daha kolay oluyor. Zaten o kolunu çok fazla kullanmadığı için istirahatini daha kolay yapabiliyor. O yüzden daha çok iyileşiyor. Sağ sol olarak değil de hani kişinin sağlak ya da solak olmasına göre değişebilir. Peki daha çok hangi yaşlarda görülüyor hocam tenisçi Tenisçi dirseği aslında her yaşta görülebiliyor. Yani çocuk yaşı bir kenara bırakacak olursak genç yaşlardan 40 ile 50 yaşlara kadar görülebiliyor. Yani yaptığı işe ve kolunu kullanma şekline bağlı olarak pek bir yaş aralığı yok diyebiliriz. Peki programın sonuna geldik hocam. Kıymetli seyircilerimiz için ne söylemek istersiniz tenisçi dirseğinden Yani bizim kurtulmak şimdi için? en çok karşılaştığımız hasta grubu ev hanımları. Onlara önerim, iş yaparken özellikle kollarını çok zorlamadan, çok fazla bileklerini, parmaklarını sıkarak değil de belli derecelerde dinlenerek iş yapmalarını, kollarını daha gelecek yıllarda da kullanabilecekleri bir şekilde saklamaları. Yani bir şeyi illa 1 saatte, 2 saatte bitireceğim şeklinde değil ya da 3 saatte. Yavaş yavaş kollarını hareket ettirmelerini, ona göre programlarını yapmalarını öneririm. Böyle yaptıkları zaman bu hastalığa yakalanma olasılığı düşüyor tabii. Peki beslenmeye de bu konunun bir etkisi olabiliyor mu hocam? Tabii şimdi beslenme her hastalıkta olduğu gibi, vücudun her bölgesinde olduğu gibi bunda da önemli. Orada sonuçta bir kas eklem yapısı var. Kişinin beslenmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle günlük D vitaminini alması gerekiyor, demirini alması gerekiyor. İşte süt ürünleri, bunları tüketmesi gerekiyor. Kalsiyum, magnezyum Kalsiyum, gibi. magnezyum tarzı şeyleri tüketmesi gerekiyor. Bir de tabii burada iyileşmeyi engelleyen, oradaki dolaşımı bozan, toplumumuzda da en sık yaygın olan şey sigara kullanımı. Sigara kullanımı ne kadar fazla olursa bu da bir hastalığı meyil yaratıyor. Hastalığa yakalandığınız tedaviye de direnç yaratıyor bu sefer. Sigara burada da bir zararlı faktör diyebiliriz. Yani toplumda herkesin yaşayabileceği için hocam tedavi tabii ki çok önemli. İnsanlar doktora gelmeden bazen alternatif tıplara başvurduğunda biraz daha sorun yaşayabiliyor. Bu gerek medikal, gerek cerrahi ya da gerek egzersiz olarak hangi yöntemler, hangi tip tedaviler uygulanıyor seyircilerimiz merak ediyor hocam. Şimdi şöyle, burada aslında alternatif tıp benzeri bir tedavi yöntemleri de enjeksiyonlar. Dirsek ve ağrıyla bir hasta geldiği zaman ve biz ona tenisçi dirseği tanısı koyduğumuz zaman ilaçlarla geçmediğinde oraya lokal enjeksiyonlar yapıyoruz. Bunların çok çeşitleri var. En sık kullanılan, diz ekleminde de omuz ekleminde de başka yerlerde de kullandığımız ve artık hastaların da çok bildiği PRP yöntemini uyguluyoruz. 3 ila 5 seansta tenisçi dirseğinde çok çok iyi bir iyileşme sağlıyor. Ondan da biraz bahsedeyim, PRP nedir? Tabii Kişiden kan ki. alıyoruz, onu santrifüj cihazına koyup içerisindeki trombositlerini ve büyüme faktörlerini ayırıyoruz. Yaklaşık bir 15 dakikalık süreçten geçiyor kan alma ve ayrışma olayı. Daha sonrasında tam o hasarlı bölgeye, yani kasların hasarlanmış olduğu bölgeye enjeksiyonda bu PRP kitinden çıkan hücreleri veriyoruz. Onun da çeşitli yöntemleri var. Bazen kişinin dirseğinde kemikte çok ağrı oluyor. O bölgeye noktalama şeklinde yapıyoruz. Bazen kaslarında sorun oluyor. Kasların içine yapıyoruz. Bazen de kolun ön tarafına yayılıyor. O zaman kolun ön tarafına kadar çeşitli yerlere yapabiliyoruz. Onun dışında yine ilaç enjeksiyonları yapabiliyoruz. Enflamasyonu azaltmak için steroid tarzı ilaçları kullanabiliyoruz. Yine aynı yöntemlerde yapıyoruz. Prolotherapi yapıyoruz. Prolotherapide hazır serumlar, yüksek yoğunluklu dekstroz ilacını kolun yine dış tarafından başlayıp üst tarafına kadar
uygulayabiliyoruz. Bu seanslar ortalama 3-5 bazen 7 seansa kadar çıkabiliyor. Ve ameliyat hastası, yani tenisçi dirseğinin ameliyat olmasını engelleyen tedaviler. %90-95 başarı oranı var. O yüzden hastaların çok ameliyat olmasını istemiyoruz. Ameliyattan korumak için ve iyileşmesini daha basit yönlemlerle sağlamak için enjeksiyon yöntemlerini çok sık kullanıyoruz. Peki evrelerine göre birinci, ikinci, üçüncü, kaçıncı evrelerinde hangi tedavileri kullanıyorsunuz hocam? Seansların arası ne kadar oluyor? Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi kronik hastalığı olanlar var. Mesela kalp, şeker, tansiyon ya da böbrek yetmezliği ya da karaciğer evet. gibiydi. Onlarda da aynı tedaviler kullanılabiliyor mu? Ya da neleri dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi şöyle, bu lokal bir tedavi olduğu için sistemik hastalıklar çok bizi etkilemiyor. Etkilemediği için bütün o tedavileri kullanabiliyoruz. Erken evrelerde, yani hastalığın yeni başladığı dönemlerde ilaç ve brace tedavileri, yani dirseklikle verdiğimiz zaman hastaların çoğu iyileşiyor zaten çok erken bize gelirlerse. Orta dereceli tenisçi dirseklerinde ve ileri dereceli tenisçi dirseklerinde bu bahsettiğim enjeksiyon yöntemlerinin hepsini kullanıyoruz. Orta dönemde de ileri dönemde de oldukça sonuçları başarılı. En son olarak çözemezsek eğer ileri evreleri, o zaman ameliyat çözümünü düşünebiliriz. Fakat çok ihtiyacımızın kalmadığını söyleyebilirim. Aralıkları da ortalama bir hafta arayla. Yani seansları başlıyoruz. Bir hafta. Haftalık olarak bize gelip gidiyor. 7 hafta şeklinde devam evet, ediyor. Aynen. Yani kesin tedavi edebiliyor muyuz hocam? Yani tamamen ağrıyı uyuşmaya durdurabiliyor muyuz? Eskalini alabiliyor muyuz bu tedavi sistemleriyle yani hocam? Yani şöyle, tabii ki kesin demek çok doğru olmaz. Dünyada hiçbir şey kesin değildir. Ama biz tecrübelerimize dayanarak bugüne kadar hani çözemediğimiz, ameliyata kadar giden hastamız olmadığını söyleyebilirim. Peki ameliyattan sonra nelere dikkat etmemiz gerekli hocam? Tabii ameliyattan sonra ameliyat olmasına sebep olan... Yani daha doğrusu tedavi ya da ameliyat hangi evet, sistemi yani uygularsak? Bu hastalık neden ortaya çıkıyor? Az önce bahsettim işte. Bu faktörleri bir defa ortadan kaldırması gerekiyor. Kişi daha bilinçli bir şekilde hareket edecek. İşini gücünü daha kendini yormadan, daha aralıklı olarak belli zamanlar ayırarak yapacak. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. İşte sigara faktöründen bahsettik. Ona dikkat evet. etmesi gerekiyor. Beslenmesine dikkat ediyor. Etmesi gerekiyor. Bunlara dikkat ettiği zaman zaten olayın tekrarlanma olasılığı pek kalmıyor diyebiliriz. Peki egzersizlerden, yani tabii ki onlar fizik tedavinin alanı da, hani siz de bir en azından şunu yapabilirsiniz ya da şunu dikkat edebilirsiniz diye önerdiğiniz bir egzersizler var mı? Şimdi egzersizler genelde daha çok fizyoterapistler eşliğinde yapılması gereken yöntemler. Çok fazla teknikleri var. Özellikle oradaki kasları kanlandırıcı masaj teknikleri var. Onun işte aletleri, Graston dediğimiz yöntemlerle orayı kanlandırma yöntemi, gevşetme yöntemleri var. Bunları daha çok fizyoterapistlerle birlikte planlıyoruz. Kişiden kişiye de değişiyor. Kiminde kas problemi daha çok oluyor, kiminde kemik epikondrit problemi daha fazla oluyor. O yüzden biz program çıkarıp hastaya veriyoruz. Bu daha bilinçli bir şekilde oluyor. Yani kişinin kendi başına yapacağı egzersizler de hastalığın durumuna göre değişiyor. Yani iyileştirmekten hasta tek başına yaparsa daha kötüye gitme durumu olabilir. Tek başına yapabilir ama bizim ona hastalığına göre öğretmemiz gerekiyor nasıl yapacağını. Yani hayır, bir fizyoterapistten almadan kendi başına bir egzersiz yaparsa bu olumludan sonra olumsuza götürür. Olumsuzluk yani yaratabilir, evet. Ortopedi ve fizyoterapist uzman eşliğinde tedavi aynen. olursa daha çok olumlu sonuçlar almış evet, oluyoruz. Aynen o şekilde. Son olarak tekrar ne söylemek istersiniz hocam kıymetli izleyicilerimiz yani için? Yani ben izleyicilere bütün hastalıklarla ilgili söyleyeceğim şey, kendilerine zaman ayırmaları, bilinçli bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri, kendilerine zaman ayırma ne demek, işte günlük yürüyüşlerini yapmaları, sporlarını yapmaları, çok zorlamadan uzuvlarını, kollarını, bacaklarını. Bu şekilde hem psikolojik hem fizyolojik olarak hastalıklardan korunmak daha mümkün oluyor diyebilirim. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İnşallah ederim. Başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Programın tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı gün ve saatte çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.